Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde bugün liderler bir araya geldi ve bu toplantılar da devam ediyor. Açılış konuşmaları az önce gerçekleşti ve şu sıralarda da oturumlar basına kapalı bir şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'ne geldi ve toplantı için İstanbul'a gelen liderleri tek tek karşıladı. Sonra da aile fotoğrafı çekildi. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için 16 Afrika ülkesinden devlet ve hükümet başkanı İstanbul'a geldi. Aynı zamanda 102 bakan da yine toplantılara katılmak üzere İstanbul'da bulunuyor. Dün bakanlar oturumu vardı. Bugün de liderler oturumu gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun bir diplomasi trafiği oldu bu çerçevede. Dün İstanbul'a gelen liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Bugün de yine ikili görüşmelere devam edecek. Ancak şu sıralarda belirttiğimiz gibi liderler Türkiye-Afrika zirvesi için kapalı oturumda çalışmalarına devam ediyorlar. Özellikle önümüzdeki 5 yıl için Türkiye-Afrika ilişkilerini belirleyecek yol haritası belirleniyor bu toplantılarda. 5 yılda bir düzenleniyor Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi. İşte önümüzdeki süreçte de izlenecek yol haritası bu toplantının ana gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında, açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve bu konuşmasında özellikle Afrika'daki potansiyele büyük önem verdiklerinin altını çizdi ve Afrika kıtasına eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde yaklaştıklarını ifade etti. Üstten bakma, tepeden bakma bir anlayışa sahip olmadıklarının altını bir kez daha çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiği günden itibaren Afrika kıtasına büyük önem verdiğini de hatırlattı. Çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini dile getirdi ve Afrika'daki büyükelçilik sayısının da 42'ye çıkartıldığını ifade etti bu süreçte. Son günlerde yaşanan koronavirüs salgını da bir kez daha dünyadaki adaletsizliği ortaya koyduğunu da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve önümüzdeki günlerde Afrika kıtasına 15 milyon doz aşı göndereceğini ifade etti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki adaletsiz yapıya da vurgu yaptı ve Güvenlik Konseyi'nde Afrika kıtası ülkelerinin yeterince temsil edilmediğini belirtti ve bunun için de mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi. Diğer yandan terörle mücadele konusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi ve özellikle Afrika kıtasında FETÖ'yle mücadele konusunda destek veren ülke liderlerine de bir kez daha burada teşekkürlerini iletti. Şimdi isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detayları getirelim ekrana. Dünya beşten büyüktür bayrağı altına. Yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimizin için de veriyoruz. Son birkaç yılda yaşadıklarımız tüm insanlığın kaderini Güvenlik Konseyi üyesi 5 ülkenin insafına bırakmanın yanlışlığını göstermiştir. 1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir adaletsizliktir. 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz. Boko Haram, Eşşebab, DAEŞ gibi örgütler sadece birkaç ülkenin sorunu değildir. Hepimizin ortak düşmanıdır. Bizim nazarımızda FETÖ ve PKK ile masum Afrikalıların canına kasteden bu terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yoktur.